Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, Mecusi'nin kalbini kırma. İstanbul'da uzun süre yaşamış olan Bayan Müller, yayınlamış olduğu İstanbul'dan Mektuplar isimli eserinde şunları yazmaktadır. Okulda okurken bize Müslümanların vahşi, hele Türklerin büsbütün gaddar olduğu öğretilmişti. Onun için Hariciye Bakanlığı'nda memur olan oğlumun İstanbul'a tayin edildiği haberini alınca ne kadar korktuğumu, ne kadar üzüldüğümü tarif edemem. Oğlum İstanbul'a gidince eşim Profesör Müller'le birlikte onu ziyarete karar verdik. Eşim bilhassa tarihi hadiseler üzerinde etüt yapan ve dünyaca meşhur bir kimseydi. O benim kadar Türklerden korkmuyordu ve bu tarihi yerlerde bazı araştırmalar yapmak istiyordu. Ben endişeyle seyahate hazırlanıyordum. Acaba bu vahşi Türkler bize nasıl muamele edeceklerdi? Nihayet İstanbul'a geldik. İstanbul'un latif manzarası üzerimizde çok hoş bir tesir yaptı. Fakat asıl bizi şaşırtan kendileriyle temas ettiğimiz Müslüman Türkler oldu. Bunlar son derece nazik, son derece kibar, son derece medeni insanlardı. Bütün tesadüf ettiklerimiz bize son derece dost davrandılar. Daima yumuşaklık gösterdiler. Başka bir dinden olmamız onların üzerinde hiçbir zaman fena bir tesir yapmadı. Bunları gördükçe bize yanlış bilgi ve terbiye veren papazlara ne kadar kızıyordum. Hazreti Ömer zamanında onun Doğu Cephesi kumandanı olan Said bin Ebi Vakkas Hazretleri Kufe şehrinde bir köşk yaptırmak istedi. Arsaya bitişik bir Mecusi'nin evini satın almak icap etti. Mecusi ise satmak istemedi. Satması için ısrar edildi. Fakat o satmamakta kararlıydı. Ancak yine de korku içindeydi. Mecusi, satmazsam acaba başıma bir iş gelir mi, bana bir kötülükleri dokunur mu diye endişeleniyordu. Evine gidip hanımına danıştı. Hanımı, onların Medine'de bir emirleri var, ona gidip şikayet et dedi. Mecusi netice alacağından pek emin değildi. Koskoca devlet başkanı benim arsamla mı ilgilenecek diyordu kendi kendine. Belki bir ümit diyerek yola koyuldu. Medine'ye varıp halifenin sarayını sordu. Onun sarayı köşkü yok, kendisi şehir dışına çıktı dediler. Gidip aradı. Askerleri, muhafızları göremedi. Toprak altında uyumuş birini gördü. Buna Halife Ömer'i arıyorum, gördün mü diye sordu. Halbuki bu zat Hazreti Ömer'di. Hazreti Ömer onu niçin arıyorsun dedi. Onun kumandanı benim evimi zorla satın almak istiyor. Onu kendisine şikayet etmeye geldim. Ben Ömer'im, benimle beraber gel dedi. Bu nasıl hükümler, böyle hükümdar mı olur diye Mecusi çok şaşırdı. Hazreti Ömer Mecusi ile evine geldi, kağıt istedi. Evde kağıt bulamadı. Bir kürek kemiği gördü, bunu istedi. Kemik üzerine şöyle yazdı. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Sa'd, bu Mecusi'nin kalbini kırma, yoksa hemen yanıma gel. Mecusi kemiği alıp evine geldi, hanımına dert yandı. Hanım, boşuna yoruldum, bu kemik parçasını kumandana verirsem alay ediliyor sanıp çok kızar, bana bir zarar verir dedi. Hanımı gitmesi için, göstermesi için ısrar etti. Kadının ısrarı üzerine Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretlerine gitti. Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri askerleri arasında oturmuş neşeyle konuşuyordu. Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretlerinin gözü uzakta duran Mecusi'nin elindeki kemikteki yazıya ilişti. Emirül Mü'minin Hazreti Ömer'in yazısını tanıyıp ansızın rengi soldu. Bu ani değişikliğe herkes şaşırdı. Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri Mecusi'nin yanına gelip, "Her ne istersen yapayım, aman beni halifenin karşısına çıkarma, zira onun cezasına takat getiremem," dedi. Mecusi, kumandanın bu yalvarmasını görünce hayretten aklı gitti. Aklı başına gelince Müslüman oldu. Böyle birdenbire nasıl Müslüman oldun diyenlere şöyle cevap veriyordu. "Bunların emirlerini gördüm, yamalı hırkasını örtülmüş toprak üstünde uyuyordu. Büyük kumandanların bundan titrediklerini de gördüm. Bunların hak dinde olduklarını anladım. Benim gibi ateşe tapan bir kimseye böyle adalet yapılması ancak hak olan dine inananlarda olur."